gündemimizin 5. maddesinde yeni yaptırdığımız web sitesinin tanıtımını yapacağız size. Biliyorsunuz daha öncesinde farklı bir dernek genel merkezimizin web sitesi var idi. Biz bu dönem bunu yeniden yaptırdık. Bu web sitesindeki öncelikli hedefimiz üyelerimizin ve şubelerimizin etkinliklerini ve faaliyetlerinden birbirlerinin haberinin olabilmesini sağlamak. Yani bizim Uzunköprü'de, Tekirdağ'da, Karadeniz Ereğli'de, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da etkinlik yapan şubelerimizden diğer şubelerimizin ve hatta çoğunlukla genel merkezin bile bilgisi olmuyor. Dolayısıyla bu tasarımı yaptırırken onu gözettik. Şubelerin birbirinden haberdar olmasını hedefledik. Burada bütün şubelerimize kullanımları için bir şifre vereceğiz. Şubelerimiz kendi etkinliklerini, kendi faaliyetlerini ve takvimlerini buraya girecekler. Girdikleri zaman resimlerini yüklemeyi vesaire bütün etkinliklerini bu web sitesinin ana ekranında gözükecek etkinlikler bölümünde. Aynı zamanda genel merkez olarak bir de sosyal paylaşım sitesi Facebook ve Twitter'da alan açtık. Bu alana girilen, burada mmb.org.tr adresinde yapılan güncellemeler otomatikman Facebook sayfasına da yönlendirilmiş olacak. Dolayısıyla burada genel merkez olarak sitenin içerisini biz doldurmaktan ziyade şubelerin doldurmasını hedefliyoruz. Çünkü faaliyetleri oluşturan şubelerimiz bize bilginin gelip oraya aktarılması daha gecikmeli olacağı düşünerek şubelerimizin bu etkinliklere girmesini hedefledik. Bir ana menümüzde kayan slide bölümümüz var. Alt tarafta, sol tarafta da gördüğünüz üzere şubelerimiz var. O şubelere girildiği zaman, üzerine tıklandığı zaman şubelerle ilgili etkinlikler bölümü, şube başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin bilgileri ve oradaki etkinlik takvimini, faaliyetlerini alt alta görebilir durumda ayarlattık. Aynı zamanda Facebook'a gidilmesi de buraya link koydurduk. O burada tabii yasaklı gözüküyor. Bu etkinlik takvimi bölümünde de şubelerin girmiş olduğu etkinlik tarihleri kırmızı oluyor. Yani siz mesela bugün 31'i etkinlik olduğu anlamına geliyor. Hangi şube girerse burada 18. Başkanlar Kurulu olarak gözüküyor. Basıldığı zaman da altında etkinlik detayları ve resim eklenirse resimler de geliyor. Şubelerin şu anda girmesi için bu sol tarafta gözüken şube isimleri söylemekle bir mahsur yok. Şube isimleri kullanıcı adıdır. Şifreleri de 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Şube başkanlarımız bunları girip kendileri zaten değiştireceklerdir. Ve eklemeleri de üye girişi bölümünden Adana olarak bakacak olursak giriş yaptığında profilin bölümünden sağ taraftan sağ üst köşeden profil bilgileri ekranına gelmekte. Burada yeni etkinlik kayıt veya etkinlik kayıtlı etkinlikler veya haber girmesiyle ilgili bölümler bulunmakta, yönetim kurulu bölümünde bulunmakta. Kayıtlı etkinlikler denildiğinde veya yeni etkinlik denildiğinde buradan kolay bir şekilde etkinliklerini, bunun takvimini, tarihini belirleyebilecekler ve bu sitelerde umuyoruz ki kullanım ileride yoğunlaşmasını hedefliyoruz. Bütün şubelerin hangi şubede ne etkinliği var atıyorum. İzmir şubesi balık tutma yarışması yapıyor. Bu yıl kim kaç kiloluk bir balık tutmuş onu görebileceğiz. Bir sinerji ve motivasyon yaratacağına
inanıyoruz. Balığı paylaşmadan siz yanlış ifade ettiniz. Bugüne kadar paylaşmamış. Bundan sonra biz de ortağız diyoruz o balığa. Haberimiz olursa. Yani olmuyor ya. Oltamızı alıp geleceğiz. Mahallet hesabı yapar herhalde şey olduğu zaman değil mi? Evet, yani burada mail olarak duyuru sadece şube başkanlarımıza, bu sitedeki etkinlik herhangi bir güncelleme şube başkanlarımıza mail olarak gidecek. Ama değişikliklerin hepsi Facebook sayfasına gidecek. Dolayısıyla Facebook'a üye olan bütün üyelerimiz de bunlardan haberdar olmuş olacak. Bu web sitemizle ilgili yayına daha yeni soktuk. Tasarımı yeni bitti. Umuyorum ki faydalı olacaktır. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayayım. Gündemimizin 5. maddesinde bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, 6. maddeye geçebiliriz. Evet, önemsediğimiz en önemli birlikteliğimiz ve beraberliğimiz paylaşımımızın haricinde dernek olarak önemsediğimiz en önemli konulardan birisi de derneklerimizin yaşaması ve bu yaşamsal sürecin içerisindeki ekonomik yapısı. Üye aidatlarıyla biliyoruz ki 26 şubemizin çoğunluğunda üye aidatlarının toplanması hakikaten artık bir sıkıntı boyutunda. Toplanmakta zorluklar yaşanıyor. Ama bu derneklerin yaşaması için de bir ekonomik bütçenin olmazsa olmaz durumda. Yani bir ekonomik bütçe yaratmak zorunluluğumuz var. Tabii bugüne kadar meslek örgütlerimiz bu derneğin her zaman yanında oldu. Bu derneğin yaşamasında en büyük faktörlerden birisi oldu. Ama eğer başarabilirsek kendi ayakları üstünde durabilen, ekonomik altyapısını oluşturmuş, geliri olan bir mesleki dernek olmak bizleri her zaman daha farklı bir yapıya götüreceğine inanıyoruz. Bu konuda 6. ayda, Haziran ayında yönetim kurulu olarak İzmir şubemizi ziyaret ettik. Aydın şubemizi ziyaret ettik. Tabii bunu sık sık diğer şubelerimizde yapmayı planlıyoruz. Geldiğimizde burada daha önceden bildiğimiz ama detaylarını tam bilmediğimiz bir faaliyetin varlığını gördük. Ve bunu sizlerle paylaşmak, sizleri de, diğer şubelerimizi de bu yapının içerisine dahil ederek mesleğimize ve derneğimize bir artı değer yaratmayı planlıyoruz. Bununla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda İzmir Şubemiz Sekreteri Kenan Bey önce bizi bilgilendirecek. Daha sonra yapı hakkında broker şirket bize bilgi aktaracak. Hedefimiz bütün şubelerimize rutin bir gelir kapısı veyahut da belli bir kaynak oluşturmak. Bunu uygulayan şubelerimiz bugüne kadar oldu ama belki de genel merkez nezdinde veya topluca bu işe bir sahip çıkma olayı olmamıştı. Umuyorum ki buna sahip çıkarak bu sıkıntımızı belli ölçüde bertaraf edeceğiz. Evet, Kenan Bey buyurun. Bize ilk önce İzmir Şubesi'nde neler yaptığınızı bir aktarırsanız. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, Etik Kurulu Başkanım, Haksız Rekabet Kurulu Başkanım, İstanbul Oda Başkanım, İzmir Oda Başkanım, Aydın Oda Başkanım, sevgili dernek yönetici arkadaşlarım ve dernek üyeleri. 18. Başkanlar Kurulu toplantımıza İzmir'de düzenlediğimiz için ayrıca dernek başkanımıza, genel başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Odamızın ve derneğimizin büyük çabaları sonucunda Alyans Sigorta'ya yapılan poliçeyle Türkiye'de ilk defa oluşturulan ileri yönelik mesleki sorumluluk sigortası poliçemiz İzmir'deki meslek mensuplarımızı özel şartlarla meslektaşlarımızın risklerini 5 yıldır azaltmaktadır. 17-12-2007 yılında ilk korunlar sigorta ve Ergo İsviçre sigorta ile birlikte Karşıyaka Dernek, İzmir Dernek birlikte üçlü hatta dörtlü olarak bu sigorta sözleşmesini imzaladık. O günden bu yana bu sigortamızı düzenlemekteyiz, yapmaktayız. Bizim bu sigortamızın özelliği, değişikliği nedir diye sorarsanız, piyasada olan mesleki sorumluluk sigortalarının hepsi veya çoğu diyeyim,
geriye dönüş sigorta yapmaktadırlar. Yani geriye dönüş dediğiniz zaman bugün size tebliğ edilen veya diyelim ki 2012 yılında bir sözleşme yaptınız. 2012 yılı için poliçe yaptınız. 2012 yılında size gelen geçmiş yıllardan dolayı gelen hasarları ödemektedir. Bu hasarları öderken tabii ki bunların muafiyetleri, ödedikleri belli riskler ve ödemedikleri belli riskler var. Bunların hepsi değerlendirerek, tabii İzmir odamızın çok büyük katkılarıyla poliçemizin oluşumunda ilk başta sözleşmeler yapılırken böyle bir poliçe, özel şartlı poliçe ortaya kondu. Bu poliçemizin farkı bizimki ileriye dönük 5 yıllık poliçe. Yani 2012 yılının sigortasını yaptınız. 2012 yılından gelebilecek bir hasar 5 yıl boyunca, yani 2012 yılını yaptırdınız, 2012 bitti, tekrar bir sigortayı yenilemediniz diyelim. 2012 yılından dolayı gelebilecek bir hasarınız 5 yıl, yani zaman aşımı süresince siz bu işi bıraksanız dahi, sigortayı yapmasanız dahi, yenilemeseniz dahi o 2012 yılından dolayı gelebilecek hasar 5 yıl boyunca sigorta şirketi tarafından ödeniyor. Devam etmeseniz de, farklı bir sigorta şirketine yaptırsanız da bu hasarlar ödeniyor. Böyle bir şeyimiz var. Bunun özelliği de mesela mesleği bırakmış olabilirsiniz veya mahmuşarlık yaparken yemini mahmuşarlığa geçmiş olabilirsiniz. Denetime şu anda çok gündemde, denetime geçmiş olabilirsiniz. Ama yaptığınız işlemden dolayı zaman aşımı süresince geriye dönük ben bunu aman hasar gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünmeleriniz bitiyor. Diğer sigorta şirketlerinde ise sigorta yaptırdığınız sürece gelebilecek, yani geriye dönük hasarlarda sigortanız devam ettiği sürece ödüyor. Siz diyelim ki 4 yıldır, 5 yıldır sigorta yaptırıyorsunuz, geriye dönük olan bir sigorta. Bu sene yaptırmadınız ama hasarınız bu sene geldi, kesinlikle hiçbir şey ödemiyorlar. Bunların teminatları yaptırdığınız yılla geçerli. En büyük farkımız bu. İkinci en büyük farkımız diyelim, 150 lira bir teminat sınırımız var. Bu bazı sigorta şirketlerinde 500 lira, bazılarında 1000 lira. Artık ben sigorta şirketi konuşuyorum, Mert Bey oradan geliyor ama ezberledik bunu. Sigorta başladığından beri derneğin bu işte ilgili olan ilgili yönetim kurulu üyesi olarak ezberledim, artık sigorta şirketi konuşuyorum. 500 lira veya 1000 lira hasar dediğimiz zaman bir atıyorum bir şeyden sigortadan bir ceza yediniz. Atıyorum bir STSK bildirgesini vermediğiniz zaman asgari ücretin 8'de 1 ceza yiyorsunuz. Eğer bu teminat 150 lira bizim mesela sigortanın teminatı 150 liranın üzerindeyse 150 liranın üzerindeki teminat ödüyor. Ama birçok sigorta şirketi 500 lira 1000 lira bir teminat sınırı koyduğu için zaten bu parayı alamıyorsunuz. Hasarlar küçük olduğu için, rakamlar küçük olduğu için her biri. En büyük farklarından birisi de bu. Daha da büyük farkımız İzmir Derneğimizin yaptığı poliçede herhangi bir dışarıdan bir eksper yok. Yani sigorta şirketinin atadığı bir eksper yok. Özel şartlarla belirlenen, meslektaşlar tarafından kurulan bir eksper grup topluluğu tarafından yapılıyor. Yani mesela şu anda bizim derneğimiz tarafından iki kişilik bir hasar komisyonu var. Gelen hasarlar, o iki kişilik hasar komisyonu artı korular sigorta tarafından kurulan üçlü bir grupla değerlendiriliyor. Bunların ödenip ödenmemesine bu, yani meslektaşlar karar veriyor. Karşımızda herhangi bir bu işi bilmeyen eksper tarafından karar verilmiyor. En büyük, en can alıcı noktası da bu bence. Sigorta poliçesi artı hata, unutma, ihmal gibi şartları da kapsıyor. Yani biz bir gidip sigorta şirketine hasarımız geldiği zaman biz bunu unuttuk bildirgeyi vermeyi dediğimiz zaman bunun hasarını bize ödüyor. Ama diğer birçok firmanın yaptığı poliçelerde unutma gibi bir teminat yok. Artı tabii yasal mahkeme masraflarını veya diğer masrafları da sigorta poliçesi ödüyor. Yani buradan baktığımızda bizim sigorta poliçesi yaptırdığımız özel şartlarda poliçe meslektaşlarımız için çok diğer piyasadaki poliçelerden çok daha yararlı bir poliçe. Hem meslektaşlarımızı koruyan hem de derneğimize gelir sağlayan bir poliçe yapmış oluyoruz. Bu iki taraflı hem sigorta yaptırımı hem derneğimizi nasıl diyeyim teminat altına alan veya iki tarafı da kayıran, gözetleyen bir sigorta poliçesi. Bu yüzden hem derneğimizin geliri olmuş oluyor hem de karşı taraftaki meslektaşımızı koruyoruz. Meslektaşlarımız bir art niyetli değilse, kötü niyetli olmadıktan sonra hasarı da
arkadaşlar bir broşür yaptırmışlar, onları şey yaparsanız görürseniz aşağı yukarı ortalama 3 günde hasarlı.